Erzurum'un hem Türkiye tarihinde önemli bir yeri var, hem de marka olarak Türkiye'de önemli bir kentimiz. Dünya hep beraber bir Rusya'nın bir saldırısını izliyoruz Ukrayna'ya. Dünya herhalde son 70 yılda Türk dünyanın yaşamış olduğu en büyük krizi yaşıyoruz. Bu kriz bağıra bağıra geldi. Kriz bağıra bağıra geldi. Türkiye'nin bir bu anlamda büyük bu kriz anlamında muhalefetiyle birlikte bu işi bilenlerle birlikte oturup düşünmesi lazım. Türkiye'nin bu işten en az zararla kurtulabilmesi için politika geliştirmesi lazım. Ama bunlar kuru laflarla politika yapmaya devam ediyorlar. Bakın Türkiye'nin ekonomisi o kadar kırılgan hale gelmiş ki Rusya ile Ukrayna savaşa giriyor. Kimin parası değer kaybediyor? Bir ruble değer kaybediyor, bir de kim kaybediyor? Türk lirası kaybediyor. Bu iki ülkenin birbiriyle savaşması sadece tarım anlamında değil, maalesef turizm anlamında da Türkiye'yi önemli ölçüde etkileyecek gibi gözüküyor. Toplam Türkiye'ye gelen her 10 turistin 3'ü bu iki ülkeden geliyor. Bakın her gelen turistin 3'ü, 10 turistin 3'ü bu ülkeden geliyor. Eğer bu savaş devam ederse turizmde de önemli bir gelir kaybına uğrayacağımızı söylemek lazım. Ayrıca yine doğalgaz anlamında da tam anlamıyla Rusya'ya önemli ölçüde bağlıyız. Doğalgaz tüketiminin, doğalgaz ithalatının 1/3'ünü de Rusya'dan yapıyoruz. Yani bu savaş, oradaki çıkan savaş Türkiye'yi direkt etkileyecek. Türkiye'nin de bu konuda aklı başında politika üretmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde 28 Şubat günü saat 13.30'da Türkiye'de daha önce yaşanmamış, belki dünya siyasetinde yaşanmamış bir olay gerçekleşti. Ne yapıldı? 6 farklı siyasi parti, 6 farklı siyasi görüş, 6 farklı Türkiye'nin geleceğine ortak bakan ama farklı düşünen 6 genel başkan bir masanın etrafında toplandı. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin geleceğe umutla bakmasını sağladıkları. Öyle mi? Çok.